oynamak isteyen bir takım var. Karşıda oynamak isteyen bir takım var. Aynı geçen hafta Çorum Spor'da bize böyle. Bizim yaş ortalamamız küçük. 93, 94, 95, 96. Sandıklı Spor'da iyi bir harcama yapmış. Bizim tamamen altyapıdan gelen oyuncularımız. Biz onlarla Türkiye'de iyi işler yapmak istiyoruz. Yani biz futbol oynamak istiyoruz. Biz oyunu çirkefleştirip ya da ne bileyim hakemden uğraşmaktan ziyade işimize bakıyoruz. Sandıklı'da şimdi Selim Hoca geldikten sonra bir değişim olmuş. Ukan değişikliği takıma yaramış. Geçen hafta seyrettiğimiz Sandıklı'yla Boğaz'daki Sandıklı'yla arada uçurum var. Bana göre Selim Hoca'nın çok büyük bir katkısı olmuş. 4 oyuncuyla değişik bir oyuncuyla başladı. Bizim yediğimiz penaltı golünden sonra bir de sahanın da zeminin de sentetik olması ciddi etkiledi. Ya bu futbol ben istiyorum ki yani Türkiye'deki bütün futbolcular Süper Lig'e dahil yani Türkiye'de bir şeyler yapmak lazım. Yani golü attım ondan sonra dağın dun şu bu olmasını istemem yani. Yani biz tamam buradan bir puan aldık ama ben şahsen sevinmiyorum yani. 2-1'den 3-1'de kazanabilirdik. Yani hem Sandıklı Spor'a hem Selim Hoca'ya hem bizlere ondan sonraki maçlarda Allah hepimizin yardımcısı olsun. Arkadaşlar iyi mücadele ettiler sahada. Ama son dakikalarda 10 kişi kalmanın da etkisiyle şanssız bir gol yedik. Ama inşallah düzelecek takım yani. Gol attık, öne geçtik bu hafta. Rakibin öyle bir pozisyonu da yok, kırmızı kartı gole kadar. Ama bu talihsizliği bir yerde yeneceğiz inşallah. Arkadaşları kutluyorum tekrar. Kırdığı zaman bir çiftlik periyot içerisinde daha önce oyuncularımızın çoğunu tanıyoruz zaten. Daha önce çünkü oyuncularımız vardı. Onları hep takip üzerinde bildiğimiz oyunculardı. Ama tabii iki günlük bir zaman içerisinde gibi de seri değnek yok maalesef değdelim ama şunu içtenlikle söyleyebilirim. Futbolcularım ne söylüyorsa harfiyen yaptılar bugün. Ben ne istiyorsam bugün sahada bu iki günlük kısa bir alan içerisinde, zaman içerisinde, dilim içerisinde elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar. Bu da beni açıkçası mutlu etti. Çünkü bu çocuklar gerçekten kazanmayı hak ediyorlar. Bugün elinden gelen her şeyi yaptılar. Ama maalesef tabii ki kırmızı kart olunca sonuç tabii kaçınılmaz demeyeyim ama kötü bir pozisyon, kötü bir gol dedik bana göre. Bana soracak olursunuz. Normalde 10 dakikaya kadar pozisyon vermedik. Ama tabii ki burada şunu söyleyebilirim, çok işimiz var. Çok çalışmamız gerekiyor. Yani hep çalışacağız. Bunun başka bir alternatifi yok yani. Ben savaşan bir takım yaratmak istiyorum. Benim takımım savaşçı olacak. Benim takımım yılmayacak. Yılmayan bir ekip olacak sahada. Herkes birbirine inanacak. Hiç kimse farklı yerlere çekmeyecek. Zincirin bütün kurtları hep birleşik olacak. Hiç ayrı olmayacak. 2-3 haftalık zaaf içerisinde. Bakın kaybetmiş hiçbir şey yok. Geçen sene ben Anadolu Üsküdar'a bir puan da almıştım 6. maçta. Aralarında 13-14 puan fark vardı. Ve playoff'u son maç kaçırdı. Bizim takımımız savaşçı olacak. Ve o kaliteli oyuncular bu takımda var. Tabii ki bu psikolojik anlamda biraz sıkıntıları vardı. Biraz onları el altı etmeye çalıştık. Biraz onları gidermeye çalıştık. Yaptığımız sadece buydu. Teknik, taktik anlamda gerçekten yani beni sevinen taraf bu oldu. İstediğim her şeyi yapmaya çalıştılar sahanın içerisinde. Bu da bizi mutlu etti ama inanıyorum ki bu çocuklar bu takımı hak ettiği, başkanımızın istediği bir takım haline getirmek için birlikte beraber içerisinde büyük çaba sarf edeceğiz. Ama çok işimiz var açık konuşmak gerekirse. Bakın ben size şunu açık bir netlikle söyleyeyim. Biraz sabır istiyorum. Eğer ben bu takım playoff'a çıkartmazsam gidip bana o zaman söyleyeyim. Gidip o zaman konuşalım size. Sadece sabır lazım. Çocuklara biraz sabra. Sadece bir galibiyete ihtiyacı var. Biraz morale ihtiyaçları var çocuğun. Bakın göreceksiniz ki bu takımın ilerleyen günlerde çok farklı yerleri. Yani yenilmeyen bir takım yaratacağız sahada. Yenilmeyen bir Elibol Sandıklı Spor yaratacağız sahada. Savaşan bir ekip yaratacağız sahada. Peki hocam, siz savaşan bir ekip görüyorsunuz. Şu andaki kadro buna müsait. Tabii ki müsait. Neden müsait olmasın? Önemli olan bu takımı nasıl oynatmak istediniz? Siz neler vermek istediğiniz çok önemli. Siz ne verirseniz futbolcu olur. Biz bu ekip içerisinde, çünkü oyuncular kaliteli ama tabii ki eksik yerler yok mu? Tabii ki var. Eksik yerleri kendi içimizde yaratacağız. Çünkü bu saatten sonra bir şey yapma şansımız çok. Bir de şu var hocam, şimdi 90 dakikaya baktığımızda bir tane penaltı pozisyonu var. Yani doğru skor pozisyonuna giremedik yani açıkça yani. Bu en büyük handikap. Bakın arkadaşlar size söylediğim gibi, elimde sihirli değnek yok benim. Evet. Bu takımın sadece gücüne ihtiyaç var, kusura bakmayın. Bu takım güçlü değil kardeşim. Yani karşıdaki takıma bakıyorsun gerçekten. Hepsi 94 doğumlu genç kardeşlerimiz. Çok mutlu etti beni. Hacettepe tebrik ediyorum buradan kesinlikle. Bu kadar güzel oyuncuları bir yere getirip bu kadar güçlü, bu kadar iyi oynamaları beni çok mutlu etti açıkçası. Çünkü niye? Türk futbolu için beni mutlu etti. Ama beni mutlu etmeyen taraf benim oyuncularımın o güce karşılık veremeyişti. Demek ki sezon başında. Ben bunun için bir şey diyemem. Bakın geçmiş antrenörümle ilgili hiçbir şey söyleyemem. Benim için önemli olan benim gördüklerim. Ben güçlü bir takım yaratmak zorundayım. Beni bekleyen çok iş var. Başarılar. İzledik. Elbow
Bilbao Sandıkspor'un 4. hafta maçı kendi saha ve seyircisi önünde ikinci karşılaşmasıydı. Takımın gidişatından dolayı 3 puan parolasıyla sahaya çıktık. Sizin de bildiğiniz gibi teknik direktör Hakan Karaca hocamız ve ekibi Sancaktepe deplasman maçının ardından istifa etmişti. Bu istifa beni çok şaşırtmıştı. Malumunuz bölgesel amatörlük 9. grupta bizi yenilgisi şampiyon yapan hocamızdı. Geçen yıl sezonun 2. devresinde takımı tekrar devralıp Karagümrük, İstanbulspor, deplasmanda Kayseri Şekerspor gibi takımları yenerek ligde kalmamızı sağlamıştı. 2013-2014 sezonunda şu anki mevcut takımı oluşturan teknik heyetimizdi, yöneticilerimizle beraber. Tabii bu istifa her ne kadar bizi şaşırtsa da sonuçta bu takım başında bir yönetim var. Yönetimin almış olduğu kararlara saygı duymak lazım. Artı bu kararın alınmasında da Erimoğlu Sandıkspor'un bu kararının ileriye yönelik bir hedefin olduğunun açık bir göstergesi olduğu ortaya çıkıyor. Bu istifanın ardından Selim Özer hocamız geldi. Türkiye profesyonel liglerinde ve milli takımda forma terletmiş, kendini ispat etmiş, kaliteli bir teknik adam. Selim Özer hoca 4 gün oldu antrenmanlara çıkalı. Fakat bu kadar kısa bir süre içerisinde sahaya çok farklı bir Erimoğlu Sandıkspor sürdü. Bunu açıkça hep beraber izledik. Daha önceki haftalara göre oyuncularımızın kalitesi aynı fakat oyun taktiğinde bir değişiklik vardı. Tabii zannediyorum Selim Hoca rakip takım oyuncularına göre de yönlendirmeler yaptı saha içerisinde. Yardımcı antrenörümüz karşı tribünlerden sahaya oyuncularımıza seslendi, oyuncularımızı yönlendirdi. Tabii bu karşılaşmada sakat olmasına rağmen 90 dakika formayı terleten, 90 dakika forma giyen kalecimiz Oğuzhan'ı tebrik ediyorum. Semih'i tebrik ediyorum çünkü sahada en çok hırslı oynayan, en çok kazanma arzusuyla oynayan oyuncumuzdu. Gökhan Güney'i tebrik ediyorum. Hava toplarında kesinlikle sıfır hatasız oynadı. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çünkü onlar da oynamış olduğu oyunun kalitesiyle kendilerini ispat ettiler. Fakat tabii sıkıntı gol bulamamak, son vuruşları yapamamaktı. Bunu da tabii hoca eminim kendisi de farkındadır. Bu karşılaşmada 1-0 öne geçtik penaltı golüyle Umut Pusat'ın. Fakat çok basit bir gol yedik ve karşılaşmadan 1-1 beraber ayrıldık. Önümüzdeki hafta Balçova ile oynuyoruz. Balçova'yı da biz izledik. Balçova'nın da nasıl bir oyun sistemi olduğunu çok iyi biliyoruz. Oyuncularını tanıyoruz. Umarım önümüzdeki hafta İzmir deplasmanında Balçova'yı yenerek bir seriye başlarız diye düşünüyorum. Çünkü bugünkü oynanan futbol gerçekten umut vericiydi. İnşallah önümüzdeki günlerde yönetimimize, futbolcularımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyorum.